Bugün baktığında işte festivaller yasaklanıyor Türkiye'de. Milli Eğitim Bakanı bugün bir televizyon kanalına çıkıyor ve kız okullarının açılmasının destekleyeceğini söylüyor, desteklediğini söylüyor. Çünkü çocukların okula gönderilmemesini engelleyecek bir şey olarak, bir çözüm olarak savunuyor bunu. Yeni döneme baktığında bizi nasıl bir ülke bekliyor? Çünkü aslında muhalefet de bu seçimi kazanma propagandası yaparken, kazanmak için propaganda yaparken hani bu son seçim metninin altında böyle bir neden vardı. Biz nasıl bir yeni ülke yaşayacağız? Mesela işte senin bir yazındaki bir sorunu sana soracağım. 300 yıllık batılılaşma, 100 yıllık cumhuriyet modernleşmesi, 70 yıllık çok partili demokrasi macerasının sonuna mı geldik diye soruyorsun. Bu sorunun sende cevabı var mı? Yok. Yani bu soru bence anlamsız bir soru değil. Yani bu dönemin radikalliğini, bu dönemdeki kırılmanın gücünü ifade etmek için retorik bir soru aslında. Ama soru neticede bir cevap değil. Türkiye'nin tamamen bir tarihsel yörünge değişikliği içinde olacağını sanmıyorum. Yani o konuda öyle düşünmüyorum. Türkiye'nin daha çok küresel hikayenin içinde bir küresel bir çalkalanmanın içinde, çalkalanan bir ülke olarak daha çok düşünüyorum. Yani bu dediğim soruyu 300 yılı, işte 100 yılı, 70 yılı hem Fransa için de sorabilirsiniz bugün. İşte Almanya için de, Hindistan için de, Çin için de falan. Dolayısıyla bütün küresel sistemde böyle bir ciddi bir çalkalanma var. O şekilde düşünüyorum. Ama özel olarak yani Türkiye'nin şöyle bir şey var. Yani Türkiye evet yani artık çift kutuplu bir dünyada Soğuk Savaş sonrası işte Amerika hegemonyası bitti. Kuruldu, arkasından çöktü 2008'den sonra. Çift kutuplu bir dünya var. O çift kutuplu dünyada Türkiye yeni bir konfigürasyonla başka şekilde dünyada yer almalı. Daha işte kendi buna şeyler diyorlar işte Türk ekseni diyor, Türk gözü diyor bir meslektaşımız falan filan. İlginç şeyler, ilginç bir pozisyon alış. Yani Batı blokundan artık biraz uzaklaşalım. Başka bir kendimize göre bir yeni bir yol tutalım. Hani İsmet Paşa'nın zamanında da yeni bir dünya kurulur. Türkiye yerini bulur falan. Öyle bir tartışma dönüyor Türkiye'de ve iktidar da aslında öyle bir tartışma içinde anladığım kadarıyla. Ama şimdi bu NATO zirvesi falan mesela ilginç. Büyükelçi Kunar Alp çok ilginç şeyler söyleyecektir muhakkak. Batı ittifakından Türkiye'nin ayrılması üzerine geliştirilen tezleri çok güçlü görmüyoruz. Evet.